Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 dakikada yapabileceğimiz çikolata soslu yalancı tavuk göğsü yapacağım. Tatlımın tarifine geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videolarımı izlerseniz sevinirim. Bu güzel tatlımın tarifine geçelim. Tatlıma muhallebisiyle başlıyorum. 125 gram margarini tencereme aldım. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Eridikten sonra unu ilave edeceğim. Yağım eridi, kısık ateşte tenceremin altı. Bir su bardağı unu ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. Un kokusu gidene kadar yaklaşık 2 dakika boyunca hem pürüzsüz hale gelecek hem de güzelce unumuzu kavuracağız. Unumun rengi değişmeyecek. Sadece un kokusu gidecek. 2 dakika kısık ateşte kavurdum unumu. Un kokusu gitti. 1 litre süt kullanacağım. Bunun 1 bardağını şimdi döküyorum. Güzelce pürüzsüz hale gelene kadar tekrardan çırpacağım. Sütümün kalanını da ilave ettim. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yine kısık ateşte karıştırmaya devam ediyorum. Bu tatlımızın yapımı sadece 5 dakika sürüyor. Bekleme süresi hariç yapımı 5 dakika sürüyor. En sık yaptığım tatlılardan mutlaka tavsiye ediyorum sizlere de. Muhallebim kaynamaya başladı. Kıvamını da göstereyim sizlere. Hemen kıvam alan bir tatlımız. 1 dakika sonra altını kapatacağım. Ocağımı kapattım. 1 paket vanilin ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. Ve artık kabımı alabilirim. Ben 2 adet borcam kullanacağım. Küçük olanı güzelce suyla çalkaladım. Su damlacıkları içinde halen kalacak. Küçük olanına boşaltacağım muhallebimi. Donduğu zaman ters çevirip büyüğünü alacağım. Kabımı aldığım spatula yardımıyla güzelce düzleştireceğim. Oda sıcaklığında soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra üzerine bir streç film sarıp buzdolabına alacağım. Yaklaşık 3-4 saat dinlenmesi gereken bir tatlı. Suyla ıslatmamın sebebi de çok rahatlıkla çıkacak. Soğuk suyla ıslatıyorum öncelikle kabımı. Eğer siz aynı kapta servis yapacaksanız ıslatmanıza gerek yok. Evet, oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum ve daha sonra buzdolabına alacağım. Tatlımı dolaba koyalı yaklaşık 2 saat oldu. Ben çikolata sosunu da hazırlıyorum. Hazır sos kullanacağım. 1 paket çikolata sosum var. 2,5 su bardağı süt tencereye aldım. Üzerine boşaltacağım. Ve pürüzsüz olana kadar aygaza koymadan önce güzelce çırpacağım. Sosumu ocağa aldım pürüzsüz hale geldiği zaman. Kısık ateşte yine karıştırarak kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Sosum yavaş yavaş kaynamaya başladı. Yine karıştırarak yaklaşık 2 dakika boyunca kısık ateşte kaynatacağım. Daha sonra altını kapatacağım ve ara ara karıştırarak soğumaya bırakacağım. Tatlım dinlendi. Ben daha büyük borcama ters olarak çevirdim ve 6 parçaya böldüm. Daha küçük parçaya da bölebilirsiniz ama kesinlikle yetmiyor porsiyon olarak. Şimdiden benden söylemesi. Çikolata sosumu güzelce üzerlerine her tarafına gelecek şekilde üzerine döküyorum. Aralarına da bu şekilde tamamlayacağım. Tatlım hazır. Ben servis tabaklarımı aldım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle.